Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Yine Sayıştay, yine tartışılan raporlar. Bugünkü konumuz bu olacak. Şimdi Sayıştay raporları açıklandı. Sayıştay'da iki farklı yorumu gördük bu seferki raporlarda. AKP'li belediyelerin usulsüzlük ve kötü yönetim örnekleri bir kez daha gözler önüne serilirken, Cumhuriyet Halk Partili başkanların yönetimindeki belediyelerde ayrımcılık yapıldığı görüldü. Şöyle bir ayrımcılık oluyor. Hizmet yapılan alanlarda bu da suçmuş gibi gösteriliyor. Şimdi Sayıştay raporlarını Bir Gün muhabirleri Havva Gümüşkaya, Hüseyin Şimşek ve Mustafa Mert Bildircin derlediler, incelediler. Çok kapsamlı ve derin bir araştırma görüyoruz baktığımızda bugünün gazetesini. Hazırlayanlardan muhabirimiz Hüseyin Şimşek'le birlikteyiz bugün. Bakalım Sayıştay raporlarında neler görüldü, neler ortaya çıktı? Sayıştay'ın iki farklı yorumunu nasıl değerlendirdiler? Bunları konuşacağız. Hüseyin hoş geldin yayınımıza. Merhaba Sena. Sizler uzun zamandır takip ediyorsunuz Sayıştay raporlarını, ne var ne yok diye bizlere haber verenlersiniz aslında. Öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Sayıştay raporlarını incelerken neler gördünüz? Bu sefer neler ön plana çıktı? Hangi başlıklar ön plana çıkıyordu? Hangi belediyelerde ne olmuştu? Bizimle paylaşır mısın? Elbette evet. Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporları yayınlandı. Belediyelere ilişkin raporlar. Daha sonra yıl sonunda da işletmelere ilişkin raporlarını göreceğiz. Belediye raporlarını incelediğimizde ilk göze çarpan şey muhalif belediyelere ve iktidar partisine ait belediyelere yönelik tespitlerdi. İkiye ayırmak mümkün bunu Asena. İlkinde muhalif belediyelerden başlayalım istersen. CHP'li, HDP'li veya diğer muhalif belediyelere ilişkin yoğunluklu tespitler sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamındaki işlemlere ilişkin oldu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, işte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında yaptığı bütün faaliyetler hemen hemen Sayıştay'ın radarına takılmış ve orada mutlaka bir usulsüz veya bir kusurlu işlem iddiasında bulunmuş Sayıştay. Tabii bunlar iddia boyutunda. İktidar Partisi'nin belediyelerinde ise bugüne kadar görmeye alışkın olduğumuz hesap hataları, aktarılmayan tutarlar, usulsüz kullanımlar, araç veya bina olsun, usulsüz kullanım tespitlerinin yoğunluklu olduğunu söyleyebiliriz. İstersen öncelikle muhalif belediyelere yönelik tespitlerle başlamak istiyorum. Lütfen Sayıştay. lütfen hepsine tek tek bakalım hatta. Olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayalım. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hemen baktığımızda neredeyse 6-7 tane sosyal belediyecilik anlamında gelen işlemin kusurlu olarak tespit edildiğini söyleyebiliriz. Nedir onlar? Hemen değinelim. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan sahiplerine verdiği ücretsiz yem desteği çeşitli kriterlere göre ayarlanmış yem destekleri Sayıştay'ın radarına takılmış. Bir diğer kusurlu işlem tespiti öğrencilere verilen burs. Sayıştay bu bursun da çeşitli nedenlerden ötürü işte gerekli izin alınmaması veya nakdi olarak yapılmasından dolayı yardımın kusurlu bulmuş bursu. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi aslında sadece İBB'nin yaptığı bir işlem değil bu ama bu belediyenin raporunda özellikle vurgulanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz çeşitli günlerde, özel günlerde toplu ulaşımı ücretsiz yapıyor. Hem insanların kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaması için, trafiği rahatlatmak için hem de özel günlerde vatandaşa sosyal belediyecilik kapsamında ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanma hakkı tanıyor. Sayıştay bu işlemi de hatalı bulmuş. Ayrıca biliyorsunuz bir ekonomik darboğazdan geçiyor Türkiye ve bundan hemen hemen bütün meslek grupları etkilenmiş durumda. Bunların başında da hemen hemen öğretmenlerin geldiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ücretli öğretmenlerin aldığı tutar asgari ücret bile değil. Neredeyse asgari ücretin yarısı kadar tutarda ödemeler alıyor ücretli öğretmenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alımı projeleri kapsamında bazı öğretmenleri çalıştırdığı ve bunun da kanunlara aykırı olduğu ifade ediliyor. Ücret karşılığı çalışması öğretmenlerin. Yine gazeteciler için, şehir dışından gelenler için, siyasiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlük yanılmıyorsam 3 saatlik ücretsiz otopark hakkı veriyor bu kişilere, bu gruplara. Sayıştay'ın bir tespiti de bununla ilgili oldu. Ücretsiz otopark uygulamasından vazgeçilmesini istedi Sayıştay. İşte hemen hemen saydığımız bütün her şey sosyal belediyelik kapsamındaydı ve bunların uygun bulunmadığını görüyoruz. Sayıştay tarafından hususi olarak uygulandığını görüyoruz. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Yenikapı etkinlik günlerinde biliyorsunuz 81 ilden neredeyse temsilcilerin geldiği ve hafta hafta gün gün
kendi günlerini, kendi şehirlerini düzeltiyorum. Tanıttığı bir etkinlik düzenleniyor Yenikapı'da. Burada bu faaliyetlerden ötürü işgal harcı alması gerekirken İBB'nin derneklerden veya memleketi işte tanıtmaya gelen insanlardan bu parayı almadığı için de eleştirildiğini bildirelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir tespit var. Hemen ona girmek istiyorum. O da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Sayıştay raporunda, belediye hakkındaki raporunda asfalt dökme işlemi yaptığı için eleştirilmiş. Kendi sınırlarında, kendi görev alanında olmadığı gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt dökme işlemi Sayıştay'ın radarına takılmış. Yine ikamet izniyle Antalya'da bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanma hakkı verdi Antalya Büyükşehir Belediyesi. Bu da Sayıştay'ın yine muhalif belediyelere ilişkin bir diğer tespit oldu. Gördüğünüz gibi şu ana kadar saydığım her şey vatandaşın yararına, vatandaş için atılmış adımlar, ancak Sayıştay tarafından muhalif belediyelere yönelik usulsüz işlem tespitleri bunlardan oluşuyor aslında. Peki bu cephede bunlar varken asıl usulsüzlük olarak nitelendirebileceğimiz, hatta yolsuzluk olarak da yorumlayabileceğimiz belki de zaman zaman bir takım şeyler de görüyorum şimdi gazeteye baktığımda. AKP'li belediyeler veya Cumhur İttifakı adaylarının olduğu belediyeler. Şimdi orada da bunların tam tersi şeyleri görüyoruz aslında. Biraz ayrıntı verebilir misin bize Hüseyin? Evet, hem AKP'li belediyelerde hem de muhalefet elinde olmasına rağmen daha sonra el konulan belediyelere yönelik dikkat çekici tespitler var. İşte el konulan belediyelerden HDP'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi daha sonra kayyum yönetimine girdi. Orada bir avans tespiti var. Çok ilginç ve dikkati çekici bir tespit. Diyor ki belediye çalışanlarına usulsüz şekilde avans kullandırdı ve bu da çeşitli kamu zararına neden oldu. İlk tespitten zaten kamu zararını görebiliyoruz. 2.7 milyon TL'lik avans kullandırıldığı belirtiliyor Mardin Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından. Hatta daha önce avans kullanıp avans hesabı açtıran personelin de sanki hiç avans almamış gibi yeniden sıfırdan bir avans hesabı açtı. Ve buna da belediye yönetiminin herhangi bir müdahalede bulunmadığı bildiriliyor. Yine CHP'nin kontrolündeyken Mahkeme İçişleri Bakanı kararıyla el konulan Yalova Belediyesi'ne yönelik bir tespit var. 23 milyon TL'lik usulsüz bir ödeme vardı Yalova Belediyesi'nde. Bunu görevden alınan belediye başkanı ortaya çıkarmış olmasına rağmen kendisi bu gerekçeyle görevden alınmıştı. Yerine gelen isim de henüz 18 milyon TL'sini tahsil edemedi. Bu konuda bir adım atamadı Yalova Belediyesi'nde. Bu özellikle vurgulanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi var. Burası biliyorsunuz 2019 seçimlerinde kıyasiye yarışın yaşandığı ve muhalefetin artık bu seçimler için 2024 yılında gerçekleştirecek seçimler için iddialı olduğu bir yer. Bursa'da kamuya ait araçların kanuna aykırı şekilde kullandırıldığı tespit edildi. Ayrıca belediye mülklerinin önce bir belediye iştirakine ücretsiz olarak verildiği, daha sonra bu iştirak tarafından üçüncü kişilere pazarlık usulüyle bu işletmelerin, bu yerlerin kiralandığı vurgulanıyor raporda. Hemen Başakşehir Belediyesi'ne döneceğim. İstanbul Başakşehir Belediyesi'nin ruhsatsız işletmelerle dolu olduğu, kira süresi dolan işletmeleri tahliye bile edemediği bildiriliyor. Buradan da hemen Beyoğlu Belediyesi'ne geçeceğim. Beyoğlu Belediyesi'nin şöyle bir özelliği var. AKP'li Beyoğlu Belediyesi vergi geliri olarak bünyesinde bulundurduğu tutarlardan 14 milyon TL'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göndermek zorunda kanunen, fakat Sayıştay raporuna göre böyle bir işleme imza atılmadı. Ve bu 14 milyon TL İBB'nin kasasına girmesi gerekirken Beyoğlu Belediyesi'nin kasasında kaldı aslında. Tabii yine büyük şehirlere döneceğim. Samsun'a dönmek istiyorum. Samsun'da daire başkanları için 10 milyon TL'ye araç kiralandı. Biliyorsunuz kamuda tasarruf devri başladı. Bunu 7-8 kez yapmıştı AKP. Kötü ekonomik koşulların ardından kamuya özellikle yeni araç alımları yasaklanmıştı. Bu genelgeye uyulmadığını görüyoruz. 10 milyona araç kiralandı, satın alınmadı, özür diliyorum. Ayrıca şöyle ilginç bir durum var. Sadece acil durumlarda, gecikmesi sakıncalı durumlarda yapılacak ihale yöntemi var. Bu ihale yöntemi 21B isimli numaralı ihale yöntemi. Bu ihale yöntemini kullanarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin mescit yaptırdığı ortaya çıktı rapora göre. Yine Sakarya Büyükşehir, Sakarya Belediyesi'nden bahsedelim. Sakarya'da yine 21B yöntemiyle boru, branda ve hediyelik eşya satın aldığı Sayıştay raporunda vurgulanmış durumda. İktidara yakın belediyelerin, iktidar belediyelerinin çoğunlukla bu durumda olduğunu ve Sayıştay'ın genel tespitlerinin bu yönde olduğunu belirtelim. Bir de son olarak izin verirsen Türkiye Belediyeler Birliği'ne ait Sayıştay raporu hakkında bahsetmek istiyorum. Lütfen. Türkiye,
Türkiye Belediyeler Birliği'ne ait denetimler 2017 yılından beri yapılmıyordu. Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin vardı. Şahin görevden ayrıldıktan sonra yerine Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz geçti. Türkiye Belediyeler Birliği geçen sene CHP tarafından bir suç duyurusuna konu olmuştu. Neydi o? Gelirlerinin tamamı bütün belediyelerden elde ediliyor Türkiye Belediyeler Birliği'nin. Yani CHP'li, AKP'li, HDP'liye bakmadan bütün belediyelerin ortak bir kaynak aktardığı kurulmuş. Fakat Belediyeler Birliği gelirinin %90'ının AKP'li belediyelere harcandığı gerekçesiyle geçen yıl bir suç duyurusunda bulunulmuştu. Yine Belediyeler Birliği hakkındaki Sayıştay raporunda da buna benzer bir hüküm gördüğümüzü söyleyebiliriz. 2022 yılı denetimlerine ilişkin Türkiye AKP'lilerin yönetiminde olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin yaklaşık 39 milyon TL'lik bir projeye imza attı, eğitim çalışmasına imza attı. Bu 39 milyon TL'lik proje kapsamında 137 belediyeye çeşitli kaynak aktarımlarında bulunduğu, yardımlarda bulunduğu bildiriliyor. Belediyeler Birliği'ne yönelik tespitte şu hüküm yer alıyor. Kurumun bütün belediyeleri ortak şekilde yararlandırması gereken projelerde sadece dar bir grubu yararlandırıyor ve bu da ayrımcılığa neden oluyor. Ayrımcılık yasağının çiğnenmesine neden oluyor. Birlik böyleyken tabii belediyelerin de az önce bahsettiğimiz gibi olmasının son derece normal olduğunu düşünüyoruz. Hüseyin, sana şunu da sormak istiyorum ben son olarak. Şimdi biz Sayıştay raporlarını her sene inceliyoruz, bakıyoruz. Şimdi 2022'ninkini görüyoruz. Ondan öncekileri de senin takip ettiğini biliyorum. Benzerlikler neler? Hangi başlıklar ön plana çıkıyor? Sayıştay raporları aslında bize neler söylüyor Türkiye'nin genel haliyle alakalı? Sayıştay raporunda şunu görebiliriz. İktidar belediyelerinin büyük bir pervasızlık içerisinde yönetildiğini ifade etmek gerekiyor. Bu az önce iktidar belediyesindeki kusurlara yönelik tespitler aslında hemen hemen her sene yapılıyor. Hatta raporların bir bölümü geçen yıldan tespit edilen usulsüz işlemlerin yerine getirilmediğinin vurgulanmasıyla geçiyor, böyle ilerliyor. Çok fazla belediyelerin çok fazla Sayıştay'ı tırnak içinde taktığını söylememiz mümkün değil. Tespitler sadece kağıt üstünde kalıyor ve her yıl zararın boyutunun arttığını, mali hesapların her yıl artarak devam ettiğini, önceki yıllara ait usulsüz tespitlerin üzerine gidilmediğini, herhangi bir işlem başlatılmadığını görüyoruz. Kısacası açık iktidar belediyelerindeki zarar boyutu, usulsüz işlem boyutu her yıl raporlarda daha da artıyor ki şunu da vurgulamamız gerekiyor. Sayıştay birkaç yıl önce bir yapısal değişikliğe gitti ve bir rapor değerlendirme kurulu oluşturuldu. Bu rapor değerlendirme kuruluşu da o güne kadar sansürsüz ve düz bir şekilde tespitler neyse iletildiği şekilde hazırlanan raporlar artık bu rapor değerlendirme kuruluna giriyor ve bizim tespitimize göre, edindiğimiz bilgilere göre %60, %70 oranında daralıyor. Yani aslında bu yıl gördüğümüz raporun çok daha ciddi boyutta tespitleri olduğunu bildirelim. Fakat rapor değerlendirme kurulundan geçemediği için mevcut raporlarda yer almadığını vurgulayalım. Buzdağının görünen yüzü bu usulsüz tespitler. Hüseyin, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Teşekkürler. Bir gün muhabiri Hüseyin Şimşek'le birlikteydik. Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından usulsüzlüklerin ortaya çıktığını ve bu usulsüzlüklerin hangi belediyelerde ne derecede olduğunu konuştuk. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.